Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fakir kardeşe tavsiyeler. Fakir kimsenin muhtaç olduğu şeyin kullanılması, zaruri olan şeylerden olması lazım. Mesela yatak, minder, kap, kaşık, tüp, soba, yer sergisi, kilim, halı, elbise, ayakkabı vesaire şeyler. Yani bir ev için kullanılması zaruri olan şeylerden olmalıdır. Mesela televizyon veya lüks koltuklar, çocuk odası takımı gibi kullanılması zaruri olan şeyler arasında değildir. Hani atalarımız ne güzel söylemişler. Ayağını yorganına göre uzat. Sözü ne kadar doğru ve isabetli bir söz olduğunu görüyoruz. Efendim, yorganıma göre ayağımı uzatmasam ne olur dersek, o zaman hasta oluruz. Gereksiz bir şekilde doktor parasını ödemiş oluruz. Bazen bunun altında kalkma durumu söz de olmaz. Onun içindir ki her şeyde orta yolu seçmek akıllı insanların işidir. Onun için lüks ve süse harcanan paralarla nice zaruri şeyleri temin edilebilir. Aynı zamanda bu lüks şeyleri almakla uzaktan ve yakından İslam'la hiçbir alakası olmayan kişilerin sermayesine sermaye katıp daha çok onları güçlendirmiş olursun. Ondan sonra senin dininle alay ederek cazibeli, çekici yollarla paranı cebinden çekerek ömür boyu lüks ve süs denen şeylerin borcunu ödemekle seni köleleştirirler. Ödemediğin bir taksidi icra yolu ile hem avukat parasını hem de faizini senden alarak Rabbine karşı sana günah işlettirirler. Seni faiz belasına bulaştırırlar. O belaya bulaştın mı artık ne bereket ve ne de huzur bulursun. Bu yolun mütevazi yönünü seçersen hem gereksiz süs ve lüks belasından kurtulmuş olursun ve hem de Yüce Mevla senin evine ve parana bereket ihsan eder. Böylelikle din düşmanlarının sermayesinin önüne de geçmiş olursun. O zaman huzurlu bir hayat yaşamış olursun. Lükse, süse harcanan para israf olmakla beraber insanı ömür boyu borçtan kurtaramaz. Hep onu borçlu bırakır. Bu tür şeyler insanı hep fakir bırakır, para biriktirme imkanı vermez. Sen ömrünü bitirirsin, başkası senin sırtında lüks bir hayat yaşar. Onun için bütün kötü alışkanlıklarını bırakmalısın. Mesela içki, sigara, kumarın her türlüsünü bırakmalısın. O zaman Allah'ın izniyle göreceksin, evin bolluk ve bereketle dolar. Bunun içindir ki alimlerimiz şöyle demişlerdir. Zekatı fakir olan ilim ehline vermek, fakir olan cahile vermekten daha eftaldır buyurmuştur. Bunun kaynağı Fetva-i Hindiye cilt 1 sayfa 187, Emanet ve Ehliyet cilt 1 sayfa 451. Bunun sebebi ise cahil fakir gerekli gereksiz harcama yaparak israf eder, ama ilim ehli fakir ise gerekli ve helal olan harcamayı yapar, israf etmez. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته